Evet, rakamlar böyle. Ee, yakın zamanda e, açılan iş başvurularına yapılan e, başvurularına, e, iş duyurularına yapılan başvuruları da paylaşacağız. Tabii ki Emin Çapa ile değerlendireceğiz İstanbul stüdyomuza. Sayın Çapa, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun, herkese iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Evet, şimdi işsizlik rakamları dedik. E, somut örneği e, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yapılan e, bir işçi başvurusu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımı başvuru kuyruğunda tam 2000 kişinin beklediğine dair görüntüler var. Gece yarısından başladı bu kuyruk ve bir umut, işsizler bir umut bu iş başvurusu için yine uzun kuyruklar oluşturdu. Rakamlar çok iç karartıcı. Üstelik bunlar resmi rakamlar yani TÜİK'in açıkladığı rakamlar ama kayıt dışı veriler de var bu rakamlara yansımayan. İşsizlik konusunda nasıl bir karanlık bekliyor Türkiye'yi? Şimdi e, işsizlik konusunda şöyle bir şey var. Biz geniş anlamda işsizlik diye bir şeye bakıyoruz. E, geniş anlamda işsizlik şu. Siz e, iş aradınız, aradınız ama bulamadınız. Ve gidip bir yere artık başvurmuyorsunuz. Hani da artık yani ümidiniz kalmadı. Gitti gidip e, resmi kurumlara başvurmuyorsunuz. O yüzden sizi işsiz saymıyoruz. Ama siz diyorsunuz ki TÜİK'e, TÜİK bunu da ölçüyor, e, İş olsa hemen çalışırım, hemen çalışmaya hazırım diyorsunuz. Bunları topladığımız zaman işsizlik oranının %20'ye yaklaştığını görüyoruz. Fakat asıl dalganın Cuma günü açıklanacak, e, ben de e, Ayşenur'un konuğu olacağım Cuma günü, e, işsizlik rakamları yayın sırasında açıklanacak çünkü. O zaman göreceğiz, %14'lere doğru hareketlendiğini göreceğiz. E, işsizlik e, verisinin, işsizlik oranının %14'lere doğru e, geldiğini göreceğiz. AKP'den önce bu oranlar 9'ların altındaydı. 8 ile 9'lar arasında e, gidip geliyordu. Şimdi bu AKP başarılı başarısız meselesinden öte bir şeyi bize gösteriyor. Hani AKP başarısız ya da başarılı meselesinden öte bir şeyi gösteriyor. Nedir o? Bize sürekli olarak söylenen bir şey var. Ne? Yüksek büyüme, yüksek büyüme yakalandı. İşte Almanya kıskandı, Amerika kıskandı, herkes kıskanıyor. Çok hızlı büyüyoruz. Ekonomik başarı hikayesi. E o ekonomik başarı hikayesinin içinde nasıl oluyor da işsizlik düşmüyor? Bizim evet. bunu sormamız lazım. Çünkü sonuçta o büyümenin pastadan, yani o büyüyen pastadan kim pay almış diye sormamız gerekiyor ki pastanın büyüyüp büyümediği ayrı bir konu. Ondan bağımsız olarak e, söylüyorum bunu. İşsizlik rakamlarının önümüzdeki dönemde seyircilerimiz baksınlar. İki şeye baksınlar. Bunlardan bir tanesi işsizlik, öbürü enflasyon. Bunların her ay kademeli bir şekilde yukarı gittiğini görecekler. Gerçekten onların hissettiği ekonomi düzelene kadar bu yukarı gidecek. Gitmiyorsa hiç şüpheniz olmasın rakamlara bir şey yapılıyor. İşsizlik bundan sonra kademeli bir şekilde enflasyon gibi Tık 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 yukarı gidecek Bunun ilk çarpıcı etkisini de Cuma günü e, göreceğiz hep beraber. Cuma günü işsizlik rakamı e, açıklandığı zaman. İşsizlik datasında e, orada gördüğünüz o kuyrukların çok önemli bir yanı daha var. İşsizliğin ayrıntılarına baktığımız zaman, geçen sefer sizinle bunu ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım. Son bir ya da iki ayda işsiz kalanların, işsizlerin önemli bir kısmı olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bu kriz dalgasının Kasım'dan itibaren, Ekim'den itibaren giderek artan bir şekilde vurduğunu gösteriyor. Yani hani son bir yıldır işsizlerin sayısı yüksek olsa dersiniz Yani bir yıldır devam eden bir şey. Öyle değil. Son yani Eylül, Ekim, Kasım giderek yukarı doğru gelecek. Bu bir aydır, üç aydır, dört aydır, beş aydır işsiz kalanlar. Bir de ona bakacağız bundan sonra. İki tip işsizlik önemlidir. Bunlardan bir tanesi Lale Hanım, e, aile babalarının işsiz kalması. Bu çok kritik bir şey çünkü evde çocuklar suyla yaşamıyorlar, aile suyla yaşamıyor, çocuklar ekmek bekler, e, ev bekler, üstlerine başlarına bir şey olması lazım, çocuklar okula gider, ailenin bir geliri var. Bir aile babasının işsiz kalması çok dramatik etki yaratır, biri bu. İkincisi çok tehlikeli bir şey. O oran çok yükseliyor. O da genç işsizliği. Çünkü genç hayatının başında hayata atılmış ve işsiz. Ve işsiz. Bu çok dramatik bir şey. Batı'da bunun için bir şey yapılıyor. Eğitim sürelerini uzatıyorlar. Gençler sokaklarda dolaşmasın diye. Türkiye'deki her üç gençten biri ne okula gidiyor ne işe gidiyor? Bu çok yüksek ve çok ürkütücü bir şey. Şu anda Türkiye için en dramatik konu, bunu söyleyeyim, işsizliğin kendisinden bile daha dramatik bir konu. Her üç gençten birinin ne okula gitmesi ne işe gitmesi. Bu gençler için ve bizim için çok tehlikeli, çok riskli bir şey. Hiçbir ekonomi bunu uzun süre, hiçbir ülke bunu uzun süre e, kaldıramaz. Ama işsizlik konusunda kesin olan bundan sonra artış seyrini net olarak göreceğimiz gerçekten ferahlayıncaya kadar. Yani Zonguldak'taki gibi şeyleri daha çok göreceğiz. Evet, e, acı tablolardan biri. Şimdi... Sizin yine bir paylaşımınız var Emin Bey. Gerçek Türkiye'nin fotosuz şeklinde yoksul sayıları yine TÜİK'ten almışsınız üstelik. Aylık gelir ve kazanç kaç milyon kişi? Onu da verelim ekrana. Ben de buradan okuyayım. 10,6 milyon kişi 662 lira. 22,7 milyon kişi de 927 bin lira alıyor. 927 lira alıyor. Ee, diyorsunuz ki kişi sayısı birbiriyle toplanamaz şöyle okuyun 927 lira gelir altında yaşayan 22.7 milyon kişinin 10.6 milyonu 662 liradan da az kazanıyor. Hakikaten çok evet. vahim üstelik TÜİK rakamlarına göre bunu paylaşmışsınız. Resmi veridir o. Türkiye İstatistik evet. Kurumu'nun e, evet. yaşam koşulları araştırmasının bir sonucudur. Türkiye İstatistik Kurumu'nun sitesine giren herkes e, görebilir o veriyi. Yani bu verileri ben üretmiyorum. Evet. Bunları evet. ben yani benim üretme imkanım yok zaten. Hiçbir iktisatçı da bu verileri kendisi üretemez. Bu kadar büyük veriyi üretemez. Biz ancak gidip o insanları ayrıntılı çalışabiliriz ama Türkiye'deki bu genel verileri hiçbir kimse üretemez. Devlet hariç kimse üretemez. Çok büyük çabalar çok büyük paralar ve ekipler gerektiren şeyler bunlar. 22.7 milyon kişi yani 23 milyon kişi kişi başına 9.27 liranın altında gelirle yaşıyor. Zaten şöyle hesap edin bana diyorlar ki asgari ücret şu kadar. Ya bu kadar mantıksız bir laf olabilir mi? Bir ailede 4 kişi varsa 4 milyon lira alması lazım zaten ayda 9.27 liranın üstünde yaşaması için. Ayda 660 kişi. Bunun daha ayrıntıları var. Mesela 5,5-5,6 milyon kişi galiba 500 küsurlarının altında gelirle yaşıyor. O öyle yani aşağı doğru da gittikçe. Evet. Biz bunu şöyle diyoruz. 927'lerin altında şu kadar kişi yaşıyor. 660'ların liranın içinde yani küçülterek gidiyoruz. Bu şunu gösteriyor. Asgari ücret tek başına bir insan için hesaplanıyor aslında. Ama orada aileler var. Ortamda aileler var. Dolayısıyla... O aileler paylaşıldığı için o hı hı. tabii yoksulluğu paylaşıyorsunuz e, siz yani yoksulluktan pay alıyorsunuz. Ne yapacaksınız zaten başka yolu yok e, aç duramayacağımıza göre ekmeğimizi bölüyoruz birbirimizle e, ailemizde. E, o yüzden bu rakamlar resmi rakamlar bunların illere göre ayrıntıları var bunların. Ee, yani ayrıntılı şekilde bunları biliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bizim bize bunları ayrıntılı bir şekilde sunuyor. Ben bunları çok çalışıyorum, çok bakıyorum. Evet. Çünkü burada bir kere daha söyleyeyim. Hatta bunu bir kere e, söyledim. Birisi de bunu iktisatçı zannediyorduk dedi. Çünkü herkes ekonomiyi şöyle görmek istiyor. Ah Borsa yükseldi yaşasın, dolar düştü yaşasın, faiz. Ekonomi bu değildir dostlarım. Ekonomi şudur. Yoksulluktur, iştir. Gelir dağılımıdır. Ekonomi üretimdir, ihracattır. Dışarıya mal ve hizmet teknoloji satarak oradan aldığımız parayı üleştirmektir aramızda. Yoksa ekonomi bazı şirketler üzerinden ihaleleri açıp bazı şirketlere ihaleler verip bilmiyorum o haberi gördünüz mü? Haber yalanlansın diye e, bekliyorum. Hala aradan 3 hafta geçti yalanlanmadı. 3 şirket AKP döneminde açılmış ihalelerden 130 milyar dolar almış. Ya. Hala yalanlanmadı bu evet. e, haber. 10 şirket, 20 bin şirket girmiş ihalelere, 10 şirket yüzde doksanından fazlasını almış bütün ihalelerin. Şimdi bu bir şey söylüyor bana. Bu bana bir şey söylüyor. Ekonomi bu değildir. Bana ne? Şu şirketin ya da bu şirketin karından? Ben niye ona bakayım? Ben size söyleyeyim. Borsadaki bütün paranın yüzde 66'sı ile 70'i zamana göre değişiyor. Yabancılara ait. 200 kişi bile değiller. Borsa çıktı diye sevinenler, yabancılar para kazandı diye seviniyor. Borsa düştü diye üzülenler, yabancılar para kaybetti. 200 kişi fondur onların önemli kısmı da. Kaybetti diye üzülüyor. Buna üzülüp sevinmeyin dostlarım. Bizim bakmamız gereken gerçek ekonomi şudur. İnsanların geliri artıyor mu? İşsizlik azanıyor mu? Hane halkının refahı yükseliyor mu? Ailenin geliri yükseliyor mu? O yüzden bunlara bakmamız, yoksulluğa bakmamız. Ben o yüzden il il bakıyorum bunlara. Bir önceki yıla göre bir daha önceki yıla göre nüfus göçlerle kıyaslıyorum bunu. O ilden ne kadar insan göçmüş? Çünkü insanların herhalde evlerinde karınları doysa, keyifleri yerinde olsa, çocuklarına iyi okul bulabilseler, iyi işler bulabilseler evlerini, köylerini Terk ederler mi? Siz söyleyin. Evet, Siz terk eder ki. misiniz? Hayır, Başka hayır. bir yere, hiç yok bir yere gider misiniz evinizi bırakıp? Geliriniz yerinde olsa, iyi bir hayatınız olsa? Asla. Yapmazsınız. Evet. Onun evet. için ben bunlara çok bakıyorum. Şimdi çözüm noktasına dönelim biraz. işte işsizlik dediniz, yoksulluk, açlık rakamları dediniz. Bunlar çok önemli ama çözüm noktasında ne oluyor? Biliyorsunuz artan fiyatlar var. Dolayısıyla artık millet bu artan vatandaş, artan sebze meyve fiyatlarının yanına yanaşamıyordu. Günlerce bunun haberini yaptık. Hükümet çözümü bu tanzim satış noktaları kurmakta buldu ama çok tartışılıyor. Şimdi hem artan fiyatlara bir çare diye lanse edildi bu ama bir de limit var. O tabloyu da getirelim ekrana. Bakalım ne kadar fiyata ne alabiliyormuşuz? İzleyicilerimizle onu da paylaşalım. Evet, e, patates 2 kilo e, alınabiliyor. 2 liradan. E, soğan 2 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, patlıcan 4,5 lira, sivri biber 6 lira, kıl biber 6 lira, Charleston biber 6 lira, dolma biber 6 lira, ıspanak 4 lira ve bunların tabi bir de tatili var yani kişi başına maksimum satış miktarları var. O da domates 3 kilogram, biber 1 kilogram, patlıcan 1 kilogram, salatalık 2 kilogram, soğan 5 kilogram, patates 5 kilogram. Yani bunun üstünde e, satış yapılmıyor, vatandaş alamıyor. E, çok tepkiler vardı. E, bir yandan tabi esnaf da bu haksız rekabetten dolayı esnaf da çok şikayetçi e, bu durumdan e, Sayın Çapa. Bu esnafın Erdoğan'ın tanzim açıklamaları ile birlikte şikayetleri de oldu. Onları terörist gibi gösteren açıklamalarına şikayetleri de oldu. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Erdoğan işte halde terör estirenlerin işini bitiririz demişti ama esnaf çok dertli. Burada 35-40 esnafız iki gündür yüzümüz gülmüyor ne teröristlik yaptık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ne terörist yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ne yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Bunu konuşmuştuk sizinle. Sağ partilere oy verip sol politikalar bekliyorlar. B budur yani. Başka ne terörist yapacaklar? Daha önce bu esnaf kimdi? Layla Hanım siz söyler misiniz ben söylemeyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bu esnafı ne uygun görmüş daha önce? Ne demişti bu esnaf için? Malımızın, ırzımızın, koruyucusu dememiş miydi? Evet, evet. Polis dememiş miydi bunlara? Şimdi bu polisimiz birdenbire terörist, terörist oldu. mi oldu? Hani esnaf polisti, değil mi? Yani evet, evet, Öyle değil miydi? Evet. Öyle dememiş miydi sayın cumhurbaşkanı? E cumhurbaşkanı onlara polis dediğinde alkışlıyorsunuz da terörist dediğinde niye inanmıyorsunuz? Bence inanın. O zaman teröristler böyle bir şey yok. Bu akla mantığa aykırı. Yani kapzımdan manavdan pazarcıdan terör çıkaran bir ülke olmamalı Türkiye. Yani bu, bu yakışmıyor. Yani bu, bu olmaz yani. Akla mantığa aykırı bir şey. Ya şöyle düşünün Leyla Hanım. Ey Almanya'nın bir havası vardı. Ha yalandı. Dolandı o ayrı. Ey Amerika'nın bir havası vardı. Ya ey pazarcı ya. Ya pazarcı ya yani hani Pazarcı ya, bizim pazarcı bizim yani. Pazarcı. Bakkalıma ben, bakkalım benim e, aynı zamanda manav, böyle hani çok hı hı. küçük şeylerden yani domates, biber, işte hıyar neyse, mandalina, portakal falan da satıyor böyle çok temel şeyler. Dedim ki, e, gerçi dedim sizinle bir arada bulunmak da çok doğru bir şey değil dedim. E, Terörist mişiniz siz e, ben inanıyorum devletimize dedim. Çünkü kısa bir süre önceye kadar yani bir yıl önceye kadar bana hep e, işte AKP seçmeni e, Karadenizli bir bakkal e, bana hep bunları e, böyle savunuyordu yani hani evet. bir şeyler buluyordu. Son zamanlar giderek düştü, düştü, düştü. Şimdi artık enflasyon 30 falan değil, 20 falan değil dedi. Dedim ki gıda enflasyonu daha yüksek 20 değil, 30 diyor tweet dedim. 30 falan değil. Ben size tek tek sayayım dedi. Tek tek hangi ürünün ne kadar olduğunu, yüzde kırkın altında fiyatı artan ürün yok bu bakkalda dedi bana. Şimdi böyle yaptı. Ne teröriste dedi, 4 liradan aldığı malı 2 liradan satıyor devlet dedi. Bana dedi kaç liradan aldın diye gelip sordular dedi zabıtalar. Bu ürünü kaç liradan aldın biliyorsunuz zabıtalar dolaştı ya evet, bir ara evet. bu teröristleri yakalamak için. Kontrol yaptılar. Gıda teröristleri. Evet. Bunları dedi... Ee, bana dedi soruyorlar dedi o zaman gitsinler tanzime de sorsunlar dedi. Devlet bana da dedi o zaman sübvansiyon versin ben de ucuza satayım dedi. Şimdi aynı yere geliyoruz. Bu çözüm noktasına belki daha sonra tekrar konuşuruz ama bir şey söyleyeceğim. Bütün bunların temelinde bir şey var. Üretmiyoruz. Hı hı. Ben size bir şey söyleyeyim. Gelirken son bir e, sosyal medyada bir şey paylaştım. Bugün Türkiye Sessizlik Kurumu girsin seyircilerimiz baksınlar. Yumurta ve süt üretimini açıkladı. Hı hı. Bir önceki günde kırmızı et üretimini açıklamıştı. Leyla Hanım, Türkiye'nin son bir yılda nüfusunun ne kadar arttığını biliyor musunuz? 2018 sonu itibariyle, 2017 sonundan 2018 sonuna kadar... ...Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 200 bin kişi arttı. Evet. 1 milyon 200 bin kişi, nüfusumuz artmış. Ama yumurta üretimimiz 1,3... Kırmızı et üretimimiz 12,1, süt üretimimiz 5,3 düşmüş. Nüfus artarken et, süt, yumurta üretimi nasıl düşüyor? Ben size sorabilir miyim? Düşüyorsa ne oluyor? Niye ne düşüyor? oluyor acaba evet, bu ülkede? Ye, bir evet. yılda nüfus 1.2 milyon artarken kırmızı et üretimi 12 düşmüş. Burada bir sorun var. Nedir o sorun? O sorun üretim yapmıyor olmamız. Üretim yapmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti son 17 yıldır giderek artan bir şekilde sanayi üretiminden de kaçıyor, tarım üretiminden de kaçıyor. Biz tarımı konuşuyoruz ama sanayide de durum farklı zannetmeyin. Ürettiğimiz malların önemli kısmını ithal ediyoruz. Yani onları üretmek için ara mallarını ithal ediyoruz. 17 yıl bir ülkenin tarihinde kısa bir süre değil. Cumhuriyetin beşte birine gidiyor AKP. Tabii. Cumhuriyet'in 5'te biri AKP yönetiminde geçmiş olacak. Ve bu beşte birlik sürede siz tarımı planlayabilirdiniz ya. Üretimi, sanayi üretimini bir şeyleri planlardınız. Lale Hanım biliyor musunuz? Dünyada en iyi hesapladığımız şeylerden bir tanesi nüfus projeksiyonudur. Girin sitesine. 50 yıl sonra nüfusumuzun en yüksek ihtimalle, en düşük ihtimalle en muhtemel yani olası ihtimalle kaç olacağını TÜİK 3 kanalla böyle gösterir. En düşük, orta ve en yüksek ihtimalle ne olacağını. Nüfusun ne olacağını biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla ne kadar buğday tüketeceğini yani ekmek yiyeceğini, un tüketeceğini, ne kadar et tüketeceğini, ne kadar domates yiyeceğini, biber yiyeceğini biliyorsunuz zaten. Size bir şey sorayım. Tanzim satışlarda satılan ürünlerden biri domates. 2 kilo mu satılıyor dediniz? 3 evet, kilo evet. mu? 3 kilo. E, peki domates Ruslar almıyor diye daha biz kısa bir süre önce dizimizi dövmedik mi? Evet. Yani Rusya'ya domates satıyoruz. Ruslar almıyor. İşte Ruslara domates satacağız. İşte o uçak krizinden sonra hı hı. hani yapacağız. Ve şimdi domates tanzime düştü ya. Evet. Bu... Bu bence AKP'nin çılgın en çılgın projesi. Daha öbür çılgın projelerin faturaları gelmedi. Onlar yani geliyor daha doğrusu ama yıkıcı boyutta gelmedi. Hepsi gelecek. O çılgın projelerin faturalarını ödeyeceksiniz sayın seyirciler. Hepsinin faturasını ödeyeceksiniz. Çünkü hayat çılgınlıklar üzerinden yürümez. Hayat akıl ve bilim üzerinden ülkeler yönetilir. İnsanlar işlerini kurarken çılgınlıkla kurmazlar. Akıl üzerinden kurarlar. Ülkeler akıl ve bilimle yönetilirler. Çılgınlıkla yönetilmezler. Çılgınlığın bir ötesi delilik çünkü zaten. Hı hı, hı. Evet. O yüzden onların faturası da gelecek önümüze. Ama AKP'nin bence gerçekten en çılgın projesi bu tanzim satış. Düşünsenize Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda müjde veriyor ya. Sizi yarım saat kuyruklarda bekleteceğim, 40 dakika kuyruklarda bekleteceğim. Size domates satacağım ucuza diye. Yani bundan daha çılgın bir şey düşünemiyorum. Oy istemek için sizi kuyruklarda bekletip, ya bizi kuyruklarda bekletme. Ülkede üretimi lütfen artır ve pazarcı da bunu ucuza satsın. 2 sene önce, 3 sene önce terörist olmayan kabzımallar, Manavlar, no, pazarcılar ne no oldu da birden terörist oldular? Bunu bana biri izah etsin. Üç senede bunları Almanya mı satın aldı? Bizi kıskanıyordu da Almanya. Amerika mı satın aldı? Ne bileyim PKK'cı mı oldu? Hepsi PKK'lı mı oldular ya bunların? Ya, hani ya birden öyle diyorlar biri. ya şimdi. Evet, ne no evet. oldu bunlara da birdenbire terörist oldu bunlar? Hiçbiri olmadı. Nohut ithal edilirken, fasulye ithal edilirken sesi çıkmayanlar, alkış tutanlar... Et ithal edilirken piyasa hizaya gelecek diyenler sonunda hıyarı tanzim satışa dan almak zorunda kaldılar ve ben size söyleyeyim bunun sonu domatesin ithalatına bile gidebilir yani oraya bile gidebiliriz Rusya'dan zaten, Rusya evet. seralar kurdu çünkü evet. çok Rusya'dan domates ithal etmek zorunda kalabilir Türkiye böyle delicesine şeyler yaparsak bugün çok önemli bir yazı e, var. Çiftçi buğdaydan acayip bir şekilde kaçıyor, çok çok acayip bir şekilde buğdaydan kaçıyor çiftçi diye yani lütfen bunu da böyle artık aklımızı başımıza toplamamız lazım üretimden kaçıyoruz, ithala edemeyiz, döviz fiyatı fırlayınca 3-7'lerden buralara geldik. E Doğal olarak dışarıdan ithal etmek de pahalıya geldi. Hadi buyurun ithal edin şimdi edemezsiniz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Hazine zararı. Bunları birisi bu aradaki farkı ödeyecek herhalde. Değil mi? Evet, tabii. Yani siz söyleyin, bu ödeyecek? gökten mi düşüyor bu domatesler? Bu biberler, bu hıyarlar, bu patatesler, bu soğanlar. İran'dan soğan gelmiş Doğu Anadolu'ya diye haberler var. Müjdeli haber gibi. Evet, evet. Yani Dün biz müjdeler var verdik. yurdumun, biliyorsunuz 10. Yıl Marşı öyle başlar. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi cumhuriyetim. Pardon 50. Yıl Marşı. 50 şeref yaşına diye. Evet. Yani müjdeler var yurdumun toprağında taşına. Geldi Azerbaycan, İran soğanı e, halkımın pazarlarına. Bu mudur ya? Yani bu mudur? 17 yılın sonunda bizi getirdiniz yer. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Üstelik e, hani sormadınız ama bir şey daha söyleme izin verir misiniz? Ben böyle makinalı tüfek gibi gidiyorum. Kusura buyurun, bakmayın. Buyurun, e, Durmadan Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Tüp gaz kuyrukları, tüp gaz kuyrukları. Öyle değil miydi? Evet, hani evet. CHP zihniyeti tüp yani gaz kuyrukları, e, sık bizden sık önce tüp gaz kuyrukları Yani sık dile getiriyordu o bari. kuyruklu dönemleri. Peki, Şimdi ya aynısını gaz, da daha beterini yaşıyoruz. Değil? Üstelik e, sebze Hayır, meyve Hayır, aynısı değil. Sebze meyve Daha için. fena. Evet, evet. Neden? Evet, bu topraklardan doğal gaz çıkmıyor, petrol çıkmıyor. Onu ithal ediyorduk bari. Hani öyle diyebilirdik, LPG ithal ediliyor yani. İthal bir şey. Domates, biber, ha, ya soğan. Bu topraklarda soğan mı yetişmiyor? Bir de böyle bir şey mi var ya? Yani Hani tüp gaz geçenlerde birisi Allah kulunu gururlandığı şeyle imtihan eder diye yazmış. Ben öyle demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Akıldan ve bilimden uzaklaşanlar karlada da hüsrana uğrar... Dış politikada da hüsrana uğrar. Kardeşimiz Esat birdenbire e, düşman Eset olur. Şimdi de böyle uzlaşmanın yolları aranır. Sanayide de hüsrana uğrar. Akıldan bilimden uzaklaşan teknolojide de, de, de eğitimde de hüsrana uğrar. Her yerde. Üstelik bu olan ne biliyor musunuz? Şu hani evinizin bakımını yapmazsınız. Camı kırılır çatıda kiremit bilmem ne. İlk önce önemli değildir böyle küçük küçük oradan rutubet olur oradan nem olur. Sonra ikinci sene, üçüncü, beşinci, onuncu sene sonra birdenbire ev bir gün çöküverir. Şu anda biz onu yaşıyoruz. Üç sene önce nohuttu, beş sene önce fasulyeydi, altı sene önce kırmızı etti, dört sene önce mercimekti. İşte efendim birdenbire samandı falan derken şimdi patır patır dökülüyor evet. Emin Hıyarın, Bey, şimdi üretimden domatesin, söz ediyorsunuz bibirin, ya. biberin, soğanın evet, tanzime düştüğünü evet. görüyoruz. Yani o yıkım bu. O ihmal etmenin sonucu bu. Evin bakımını küçük o alarmlarda harekete geçmeliydik. Nohutta, fasulyede kırmızı ette harekete geçmeliydik. Ona geçmeyince şimdi bina başımıza yıkılıyor. Evet. Ve daha daha yani bunu söylediğim için utanıyorum ve üzülüyorum ama ne yazık ki bugünleri bile arayabiliriz aklımızı başımıza değiştirebilir. Öyle öyle görünüyor. Evet. isek. Evet. Şimdi üretimden söz ettiniz. Bütün bunların temelinde üretim politikaları ya da yapılmayan üretim politikaları, hayata geçirilmeyen üretim politikalarından söz ettiniz. Bir traktör üretimine ilişkin bir grafik var. Onu da getirelim ekrana lütfen. 2018 ile 2009 arası yani 12 aylık bir diğerini getirelim. 12 aylık bir grafik bu. 2018-2019 arasında traktör üretiminde genele bakacak olursak aylar itibarından yola çıkarak %74'lük bir düşüş var Yani yine e, üretim politikalarının neden çöktüğüne ilişkin e, önemli bir grafik bence bu. Üretim olmazsa ne olacağını hep birlikte gördük. İşte böyle tanzim satış noktaları kurulur, uzun kuyruklar olur. Çünkü üretmiyoruz. Yani artık soğanı dahi ithal eder duruma geldik. İran'dan soğan geliyor diye neredeyse davul zurna çalmadığımız kaldı. E, durum bu. Ne söylersiniz bu konuda? Şimdi bir şey söylemek isterim. Önce önce şunu söyleyeyim. Ya bayılıyorum. Neye bayıldığımı söyleyeyim. Şuna bayılıyorum. Böyle müjdeli haber yani ya nasıl ya? Yani Azerbaycan'dan soğan geldi, kardeş ülkemizdir. Ben Azerbaycan'ı bu arada çok severim. Azeri halkını da çok severim. E, efendim İran'dan soğan geldi diye müjdeli haber olur mu ya? Yani bilmiyorum buna üzülmeyen var mı ya? Benim içim sızlıyor. Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ya. Kanada'dan mercimek geldi. Ya bu bu sevinilecek bir şey değil. Ya gerçekten sevinilecek bir şey değil. Trafiğe kayıtlı araç sayılarına bakıyor musunuz 2018? Ona da bakın. Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı geçen hafta. Orada da düşüş var. Ciddi bir düşüş var bir önceki seneye göre. Bunlar birbirini takip eden konular. Traktör konusunda ben biraz ikircikliyim. Şöyle ikircikliyim. İşte diyorlar ya herkesin iki traktörü var. Kimin iki traktörü var onu bilmiyorum ama. Buralar akıl ve gene bilimle hareket edilmeli planlama yapılmalı. İki traktörü varsa o da ziyanlık parasının niye traktöre yatırsın? Kaç traktöre ihtiyacı var? Nasıl traktöre ihtiyacı var? Tarlaya ne atılmalı gübre olarak? O traktör ne zaman kullanılmalı? Boş boş o traktör depoda durmamalı falan. Bunların hepsi planlanabilir şeyler. Dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Akıl ve bilimin yolları, bunların matematikleri var. Şu kadar soğana ihtiyacın var, bu kadar patatese ihtiyacın var. Yani insanlar bana sosyal medyada soruyorlar. Diyorlar ki ya Emin Bey hani bu gerçekten planlanması zor bir şey mi? Hani planlayamıyoruz. Ya yani niye planlayamayalım? 5 yıl önce ilk kez saman ithal ettik hala saman ithal ediyoruz. Yani niye planlayamıyorsunuz? Niye daha önce saman ithal etmiyorduk? E efendim hayvan varlığımız arttı. E tabii ki artacak nüfusun artıyor kardeşim. Doğal olarak artacak hayvan varlığın. Bunlar planlanabilir şeyler. Nüfusu bildiğine göre onların ne kadar buğdaya, ne kadar soğana, ne kadar domatese ihtiyacı olduğunu, 5 sene sonra ne kadar ihtiyaç duyacağını koyacaksın önüne hatırlar mısınız bu ülkede devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. O kurum evet, ne oldu? Evet, evet. Yok. Yok. O kurum yok. Kalkınma Bakanlığı'nın içine gitti. Ve şu anda ne yapıyor o kurum? Bunlar planlanır. 5 yıllık plan diye bir şey vardı. Hani hatırlarsınız 5 yıllık plan açıklanır. Türkiye'nin şu, şu kadar hastane kuracağız, şu kadar üretti, şu üretimi artıracağız, bu kadar artıracağız. Onun alt çalışmaları yapılır. Bunlar planlanamaz şeyler değil. Bunlar ekonomi biliminin içinde olan şeyler. Bunların hepsi mümkün. Ama şu anda çok önemli bir şey var. Başkanlık sistemi dediğimiz bir yapı var. Siz hiç o yapıya baktınız mı? Böyle hani böyle açık böyle 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 kim kime Gerçekten, bağlı, o, ona evet. bağlı. Onun içinden çıkana Nobel verirler ya. Gerçekten <laughs> dostlarım. Kim kime neden bağlı kim ne iş yapıyor bunlar belli değil böyle bir karmaşa bir şey bunların bir an önce düzeltilmesi basitleştirilmesi sadeleştirilmesi yapının e, lazım ve dönüp üretim tarafına bakmamız lazım ama bunların hepsi akıl ve bilimle olacak e, şeyler tanzim satışlarla değil. Tanzim satışlarda biliyorsunuz işte tarla ürünü gelecek 3 ay sonra. 3 ay sonra hangi tarla ürünü gelecek? Ben çok merak ediyorum. Şu an. Mart, Nisan, Mayıs. Peki geldi tarla ürünü. Tanzim satışları keseceğiz. Ya üretim yoksa üretmezsek gene ne olacak? Gene aynı şey, gene aynı olacak. şey olacak. Şimdi devlet zarar ediyor. Ziraat Bankası 2.3 milyar, Halk Bankası 1.3 milyar lira zarar ettiler. Bu ülkenin taş gibi kurumlarıdır. Ziraat Bankası çok önemli bir kurumdur. Halk Bankası da benim çok önem verdiğim bir kurumdur. Bu e, zarap meselesinde Halk Bankası adı gündeme gelince ben hemen yayınlarda da söyledim bunu başka yerlerde de söyledim. Halk Bankası çok değerli bir banka. Herhangi bir bankayla kıyaslanmaz. Bu ülkedeki esnafın ayakta tutulması, COBİ'lerin ayakta tutulması için kilit bir kurumdu. 1.3 milyar lira zarar etti. Ziraat Bankası 2.3 milyar lira zarar etti. Halbuki bankaların zararını biz nerede engellemiştik? Derviş reformlarından önce, 2002 krizinden önce hükümetler bunları kullanıyorlardı. Zarar ediyordu bunlar, görev zararı yazıyorlardı. Darüş reformlarıyla birlikte bunu engellemiştik. Şimdi bunların yeniden zarar ediyor olması bize sinyal veriyor. Ekonomi sinyaller üzerinden gider Layla Hanım. Ben nereden biliyordum? Kasım'dan itibaren bu işlerin kötüleşeceğini hani durmadan sizin yanınıza dedim. Kasım kritik ay, kasımdan itibaren artık e, kontrol giderek bozulacak e, kritik nokta kasım diye. E çünkü sinyaller var. Bütün ekonomistler biz o sinyallere bakıyoruz yani biz de oturduğumuz yerden yatıp işte Sağlık Bakanı bir tarikat liderine sormuş. O haberi gördünüz mü bilmiyorum. Aklım uçtu. Çocuk ölümlerini neden engelleyemiyoruz? Siz evet. bir istiyarıya yatsanız demiş. Evet, evet. Ha, gerçekten hacı inanamıyorum. Ya, evet, hacı. Gerçekten inanamıyorum yani. Ee, yani doğruysa ki yalanlanmadı evet. Kitabın içerisinde var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz istiyarıya yatmıyoruz ekonomide. Bunun matematiği var. Topluyoruz, çıkarıyoruz. De göstergelere bakıyoruz. Oradan bunları görüyoruz. Evet. Şimdi e, Sayın Çapa bu e, hani dediniz ya Kasım'dan e, ben daha önceden de söyledim Kasım'dan beri belliydi böyle olacağı. Tabii biz hemen aklımıza şu soru geliyor hep e, onu düşünüyoruz. Sizin gördüğünüzü e, bu ülkeyi yöneten hükümetin ekonomi yönetimi nasıl göremiyor? Niye önlemlerini almadı da şimdi bu saçma sapan önlemlerle yani bu krizin içinden çıkmaya çalışılıyor. Bu tanzim satışlarla ilgili planlama da iki buçuk aylık yapılmış. İki buçuk aydan sonra düzelecek mi her şey? Seçim bitecek. Yani. Düzelmesine gerek yok. Seçim bitecek. Ondan sonra dört yıl seçim yok. Eğer yani normal prosedüre uyulursa. Seçim var önümüzde. Ee, şimdi ilginç bir şey de söyleyeyim bu arada. Artık bir süredir bana bu rakamlar yanlış böyle falan diyen kalmadı. Hani bütün her şey yaşanıyor. Şimdi iki tane tepki alıyorum bundan yola çıkarak. Bir tanesi geçenlerde birisi dün akşam birisi şey diyor. M bey, hani kötü olacaktı durum, hani siz itiraf edin sizsin şey söyledikleriniz çıkmıyor dedim ki ya memleket tanzim satışa düşmüş. Daha ne olmasını bekliyordunuz yani? Tanzim satışa düşmüş memleket. Ayrıca başka bir sürü datalar da var hani burada çok girmiyorum, onların etkilerini de yakında hissetmeye başlayacaksınız. Daha ne olsun? Bu bir. İkincisi ee, efendim. Bu tanzim satışlar belli bir süre yapacakmış hükümetimiz, piyasayı regüle edecekmiş, yani regüle etmek, düzenlemek, düzenleyecekmiş. Sonra ortalık e, harika olacakmış. Et de oldu mu? Fasulyeyi kaç yıldır ithal ediyoruz? Mercimeği, nohutu oldu mu? Düzeldi mi? Düzelmedi. Düzelmedi. Düzelmesi için üretime dönük politikalar yapılması lazım. Türkiye'de tarım konusunda çok iyi isimler var. Bunu çalışan insanlar var. Onlarla çalışmamız lazım. Sanayi konusunda çalışan insanlar var, teknoloji konusunda. Bunların nasıl uygulanacağını bir akşam uykuya yatıp ertesi sabah vahiyle kalkıp uygulayacak değiliz. Öyle bir şey yok. İstihareye yatmaya gerek yok. Bunların ne olduğu belli. Ama bakın açık söylüyorum. AKP'nin bunları yapabilmesi mümkün değil. Bunları AKP ya da diğerleri görüyor, görmüyor. ya yani Ben orada yutkundum ve farkındaysanız şöyle bir alnımdan şeyi geçirdim. İçeriden bildiğim bazı şeyler var. Bunları dile getiremem. Burada o insanlar zorda kalabilir. Ama burada bir faktör var. Çok önemli bir faktör var. Böyle konular... Bir kişinin bilmesiyle olmaz. Hiç kimse bir kişiyle evet. olmaz bunlar. Başbakanın şunu tarımı biliyor olması gerekmez. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Tarım Bakanının bile tarımı biliyor olması gerekmez. Yönetmeyi Yönetmek, bilmesi, evet. altına doğru düzgün bu işi bilen insanları alması gerekir. Türkiye'nin en iyi maliye bakanlarından biri Cumhuriyetin ilk başlarında sağlıkçıydı, doktordu. Türkiye'nin iyi maliye bakanları. Çünkü iyi bir ekip kurdu. Yönetmeyi bilmek gerekir. Bizdeki sorun her şeyi bir kişinin biliyor olması. Her şeyi bir kişi bilince, her şey hep bir kişiye, bir kişiye, bir kişiye gidince eğitimden, dış politikadan, tarımdan, sanayiden, teknolojiden her şeyi bir kişi bilemeyeceği için bu teklemelerin nedeni o. Beraber, istişare ederek, birilerine güvenerek, birilerinin altyapılarını kurarak gitmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanının benim kesinlikle desteklediğim bir sözü oldu. Merak et. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce. Dedi ki millet bize yetkiyi verirse o zaman hesabını da sorar. Hani? Evet. Evet. Millet size yetkiyi verdi. Hiç bahane üretmeyin artık. Yetkiyi aldığınıza göre sizin değişinizde hiçbir bahaneniz yok. Bunun hesabını vermeniz lazım. Bu tanzim kuyrukları niye oldu? Lütfen biri bunun hesabını verebilir mi? Bunun hesabını vermeniz lazım. Bu nasıl oldu ve niye oldu? Niyesi şu. Seneye gene bu başımıza gelebilir. Temizlik ürünleri, buzdolabı, çamaşır makinesine doğru bu iş gidebilir. Söyledi. Böyle yani, bir şey olmaz. Evet. Böyle bir şey olmaz. Evet. Tuhaf, garip bir ekonomi yönetimi. E, bunları terk etmemiz lazım. Bakın. Dolar düştü. Neden dolar düşük? Birincisi ekonomi küçülüyor, dövize talep düşüyor, ekonomi küçüldüğü için yok. ithal etmiyoruz, evet. üretim için gereken ithalatı yapmıyoruz. Çok önemli bir göstergedir. İthalat oranlarına baktığınızda çok ciddi düştüğünü görüyorsunuz. İkincisi çok daha e, önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı iş adamlarına yaptığı bir toplantıda şöyle demişti: "Bu kardeşinizi seçin." Faiz nasıl düşüyor? Görün. E bu kardeşimiz seçildi. Dikkat edin. Faiz konusunda Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şey söylemiyor. Ne oldu o ilginç faiz teorisine enflasyonu arttırdığı? Enflasyon çıldırmış vaziyette. Hadi faizi düşürüp enflasyonu düşürsenize. Neler seçildi söylendi Evin Bey? Neler söylendi? Faiz tarihimizin evet. en yüksek faiz artışını yaptı Merkez Bankası. Bir kalemde 6 puan. Hiç görmedi Türkiye Cumhuriyeti bir seferde 6 puan. Sayın Cumhurbaşkanı hiç faiz diyor mu? Demiyor. dövizin düşük olmasının nedeni o büyük faiz marjı. Yüksek faiz marjı ve o faiz marjı düşürülmedi yani faiz düşürülmedi. E, düşürülmesi mümkün de değil zaten enflasyon buralardayken. Evet. Çok akıllıca bir şey olmaz zaten de Merkez Bankası. Düşürmüyor ve kimse de Dikkat ederseniz hiç Kesinlikle faiz kaldım. demiyor şu aralar. Evet. Zaten rica ediyorum demesinler bir de orayla uğraşmayalım. Evet ama her şeye rağmen dünya bizi kıskanıyor Emin Bey. Öyle Ondan hiç şüphem yok. Tanzim kuyruğundakileri Paris'tekiler, Berlin'dekiler, Londra'dakiler çatır çatır kıskanıyorlar. Marketlere giriyorlar ve alıyorlar ve çıkıyorlar. ağlan biz Tanzim kuyruklarında beklemiyoruz diye kahroluyorlar haset içerisindeler. Londra'dakiler, Paris'tekiler, Berlin'dekiler büyük bir kıskançlık içindekiler. Şu anda Almanya'da biliyorsunuz sol ve sağ koalisyonu var. Evet. Ee bir koalisyon hükümeti var. Şu anda onlar kafa kafaya vermişler ve tanzim kuyrukları nasıl yaratırız? Halkımıza bir sonraki seçimde böyle bir vaatte nasıl bulunuruz? Eee kuyruklarda yarım saat bekleyerek 2 kilo şey ya. biber, işte 3 kilo domates, 3 kilo patates ve 1 kilo patlıcan. Bence en çarpıcısı patlıcan. Biliyorsunuz önce market. Ben Ayşenur'un yayınında öğrendim patlıcan yasağını. <laughs> ee, görmemiştim. Bir e, sağlık sorunu nedeniyle e, o sıra bir şeyle ilgilenmedim hiçbir şeyle. Hı hı. E, yayında öğrendim. Hayır canım daha neler dedim patlıcan raflarda satılmayacak diye. E, dikkat edin bir kilo satılıyormuş. Evet tanzim evet sınırlı. Şeyde de öyle artık emin Bey. De. Marketlerde yani, de öyle sınırlı orada yayın... da. Evet marketlerde ha. de sınırlı. Şimdi Şimdi ben bekliyorum bundan sonra. Gelinlere e, patlıcan götürülsün, kız istemeye patlıcanla gidilsin. Eskiden soğan demekleri vardı hatırlar mısın? Soğan evet. böyle satılmaz, hani evet. soğanlar birbirine bağlıların asılırdı ya evlerde biliyor. Onları böyle beşli bir yerde gibi takılsın, gelin kızlara soğanlar böyle buralardan sarksın. E, yani bunları, bunun sonu bu yani. Kız istemeye gittiğinizde işte ay iki kilo patlıcan getirdiler, çok zenginler galiba falan gibi şeyler. Sonumuz buraya gidiyor. Tabii ki şaka yapıyoruz. Tabii ki şaka yapmak istemiyoruz ama e artık e, bunun bir yere geldiğini görelim. Gerçekten ülke bir yere geldi, kritik bir sınıra geldi. O binanın hani ihmal edile 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 iyice dökülmeye başladı binanın her yanı, sanayisi, e, teknoloji tarafı, orada ihracata acayip bakıyorum kötü şeyler oluyor ee, işte öbür tarafta tarımı bunlar patır patır dökülüyor dolayısıyla başkalarının bizi kıskanıp kıskanmadığı meselesini bir tarafa bırakalım lütfen e, hep birlikte aklımızı başımıza e, değiştirelim Peki. Ee, diyorum çok teşekkür ediyorum Sayın Çapa ee, ama biz... size kızgınım Lala Hanım neden ee, ne, nedenini de söyleyeyim ya şöyle neşeli bir şeyler falan böyle konuşacak bir yayına gelemiyorum ben Aa. sürekli kötü sürekli kötü iyi şeyler konuşmak istiyorum böyle mesela böyle bir bilim yayını falan yapalım Bir dünyada. Gün de onu yapalım hani Bizde de var bir, bir şeyler Bir de onu yapalım, güzel. Onu yapalım. hakikaten var. Bir gün Ama... böyle bir şey yani vallahi içim yani hakikaten ben pozitif bir insanımdır gerçek yani biliyorum, hayatımda Biliyorum biliyorum evet. Pozitif bir şeyler yani ne söyleyeyim onu da bilmiyorum hani yani üzgünüm. İyi günlerimiz olsun. Güzel yayınlarda ekonomi çok iyi, gelir artıyor diyeceğimiz ama yalakalar gibi değil. Gerçekten evet. öyle olduğu için üretim artıyor, istihdam artıyor, işsizlik azalıyor, yoksulluk azalıyor diyeceğimiz günlerimiz olsun. Çünkü yani seviyoruz. Evet, evet. Seviyoruz, seviyoruz Aynı temennilerle çok teşekkür ediyorum Sayın Çapa. Güzel değerlendirmeleriniz, harika değerlendirmeleriniz için gene çok ayrıntılı, bilgilendiriciydi. Halkın izleyicinin anlayacağı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ ol. Evet, şimdi hemen bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar birlikte olacağız.